İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Armenel Kaprahamyan, kökler ağacı yandığında. Aşkot Arutunyan, umarım insanların aklı başına gelir, her şeyi anlar ve vatanlarını teslim edenlere dava açar. Tatoyan Vakfı, dünyaya gerçeği göstermeliyiz. Mezire Merkez Okulu, Harper. Van'da yaklaşık bir ton ağırlığında Urartu Bazalit heykeli bulundu. Gagi Garucunyan. Kimliğimiz artık her zamankinden daha fazla tehdit altında. Gatolgos birinci aram. Artsak Ermenileri uğruna birleşin. Yurtsever örgütler ve anma delegesi Albay Gerard Lakost. Ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Milletvekili ve Ulusal Ermeni Gazileri ve Destekçileri Derneği Anakas Başkanı Vrej Abrahamyan. Fransız Gazileri ve Ermeni Direniş Savaşçıları Derneği Başkanı Christian Gampetri, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento Üyesi ve Ermeni Ulusu Gaziler ve Direniş Savaşçıları Derneği Başkanı Jean Gazarosyan'ın huzurunda Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armena Abrahamyan, Antip Canlı Pen Belediye Başkanı Jean Leonetti'ye ve Fransız Kızılaçı Başkanı Bayan Genevieve Vandini'ye konferansı düzenledikleri gerekçesiyle teşekkür etti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armen Gabramyan konuşmasının başında dinleyicilerden Arsak'ta şehit düşen savaşçılar ve Lübnan'da ölen Yahudi, Filistinli ve Lübnanlılar anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunmalarını istedi. Daha sonra o, 30 Ekim 1918'de Mondros mütarekesinin 106. yıl dönümünü tanıttı. Balfour Deklarasyonu'nun ardından Filistin'in özgürleştirilmesine ve bir Yahudi ulusal yurdunun yaratılmasına, Lübnan'ın, Suriye'nin özgürleştirilmesine ve son olarak Doğu Lejyonu olarak bilinen Ermeni Lejyonu'nun Kilikya'ya dahil edilmesine değindi. Ulusal Konsey Başkanı Abrahamyan 7 Ekim 2023'te yaşanan zulmü kınayarak bunların Artsakh'ta Ermenilere yönelik etnik temizlikten birkaç hafta sonra gerçekleştiğini hatırlattı. Abrahamyan iki devlet fikrini destekleyen Filistin yönetiminin nasıl Hamas'a teslim olduğunu ve ulusal bir fikirden İslami bir duruşa geçtiğini aktarırken, Gazze Savaşı'nın sonuçlarını da tartıştı o Lübnan'daki mevcut savaşa ve insanların toplumsal ve ulusal inançlar arasında bölündüğü sivil halkın zor durumuna değindi. Sonunda Fransa'nın Kilikya'dan günümüze çeşitli geri çekilmelerini ilişkilendirerek bunun Fransız toplumunun Lübnanlaşmasına yol açabileceği uyarısında bulundu. Ancak Başkan Macron bunu bir mucize olarak sundu. Kuşi Tarih Müzesi Müdürü ve Tarihçi Aşot dünyanın yaptığı açıklamada Nikol Paşinyan'ın Doğu Ermenistan'daki egemenliğinin ebedi olmadığından emin olduğunu, bu nedenle kendisi ve hükümeti ne kadar Artsak karşıtı açıklamalar yapmaya çalışsa ve Artsak Ermenilerinin talebini engellemeye çalışsa da Artsak'a dönmek, Artsak meselesini ilerletmek onlar için önemli değil. Onların sürece müdahale etmesi mümkün olmayacak dedi tarihçi Aşot Ardünyan, bu hükümet ve politikası tamamen çelişkilidir. 2019'da Artsah Ermenistan'dır ve son diye ifade ederken, 2020'de ise savaşı kaybettikten sonra Artsah'ı Bakü'nün bir parçası olarak tanıdıklarını açıkladılar. Yenilgi biraz şüphelidir. Daha doğrusu Bakü'ye sunulan bir zafer olduğu söylenebilir. Nikol Paşinyan ve Aliyev'in bugüne kadar çeşitli toplantılarda birbirleriyle nasıl hararetli bir şekilde konuştuklarına bakın. Nikol Paşinyan ve Aliyev'in bugüne kadar çeşitli toplantılarda birbirleriyle nasıl hararetli bir şekilde konuştuklarına bakın. İnsanlar Nikol Paşinyan'ın Türk-Azeri ikilisinin ürünü olabileceğine dair makul şüpheler taşıyor. Çünkü Ermeni kişi, Ermeni lideri Artsakh'un resmi olarak Ermeni olmadığını ilan edemez. Tekrar ediyorum. Ermeni insanı Artsakh'ın yeni oluşturulan Azerbaycan'ın bir parçası olduğunu ilan edemez. Aşıt Varut Dünyan, 168.ayem ile yaptığı görüşmede Doğu Ermenistan yetkililerinin Artsak Ermenileri ve Artsak'ın çıkarına olmayan açıklamalardan ve bunların sonuçlarından bahsetti. Artsak'ımızı geri alacağımızı söyledim ve şimdi tekrar ediyorum. Yenilgi sadece geçicidir. Yenilgi düşmanımızı küçümsememiz vatansever olmayan, Ermeni yanlısı olmayan, sırf ülkeyi teslim etmeye gelen bir kişiyi ülkenin başına geçirmemizdir. Bu insanlarla mücadele etmenin tek yolu insanların yavaş yavaş aklını başına toplayıp sadece gıdayla ilgilenen hayvanlar aleminden mi geldiklerini yoksa vatan sahibi olma hakkına sahip sıradan insanlar mı olduklarını kendilerine sormalarıdır. Bir keresinde bu yetkililere bize Yerevan yakınlarında bir yerleşim yeri vermelerini çalışıp yaşamamızı ve arsahı özgürleştirmemizi önerdim. Kabul etmediler. Planımızdan korkuyorlar. Ayağa kalkıp arsahı özgürleştireceğimizi biliyorlar diye vurguladı Aşot Haritünyan. O ayrıca, Artsak'a dönmenin sadece Artsak Ermenileri için değil, tüm Ermeni milleti için bir hedef olması gerektiğini de sözlerine ekledi. Şuşi Tarih Müzesi Müdürü, Tarihçi Aşot Arutunyan, ''Bugün Doğu Ermenistan'da Artsak'ın geri verilmesi ülke çapında bir hedef değilse, yarın veya ertesi gün Doğu Ermenistan'ı kaybedeceğimizi düşünen bilinçli bir kitle var. Artsak'ta atılan, sonra teslim edilen adımlar burada da atılıyor.'' Umarım insanların aklı başına gelir, her şeyi anlar ve vatanını teslim edenlere dava açar. Art saha dönüşümüz konusunda da fikirlerimiz ve planlarımız var. Bunları dile getirmememiz gerekiyor çünkü düşman bizi şu anki yöneticilerimizden daha iyi dinliyorlar diyerek sözlerini tamamladı. Hukuk ve Adalet Merkezi olan Tatoyan Vakfı uzmanları, Azerbaycan'ın Doğu Ermenistan ve Arsa hakkındaki yalanlarını ve Ermeni halkının hak ihlallerini ortaya çıkarmak için kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Tatoyan Vakfı, Nifs AYM, e, Azerbaycan'ın Ermeni nefreti ve ırkçı politikasına ilişkin gerçeklerin kaydedildiğini bildirdi. Dünyanın farklı ülkelerindeki uluslararası mahkemelere ve medyaya sunulan belgeler hazırlanıyor. Tatoyan Vakfı yaptığı açıklamada bu çalışma sayesinde Azerbaycan'ın yalanlarına etkin bir şekilde karşı koymaya, Doğu Ermenistan'ın ve Ermeni halkının hak ve çıkarlarını koruyan temeller oluşturuluyor. Dünyaya gerçeği göstermeli, haklarımızı etkili bir şekilde koruyabilmeli ve adaletin yeniden tesis edilmesini sağlayabilmeliyiz." dedi. Fotoğrafta Batı Ermenistan'daki Harberteki Mezire Merkez Okulu önünde toplanan Ermeniler görülüyor. 1885-1969 yılları arasında yaşamış olan Kazar Sarkis Melikyan tarafından çekilen bu fotoğraf, ortaokul düzeyinde eğitim veren bu önemli eğitim kurumunda Ermeni eğitim yaşamının ve kültürünün gelişimini gösteriyor. Mezire Merkez Okulu, Harbet bölgesindeki Ermeni nüfusun ulusal kültür ve dilin öğretildiği eğitim merkezlerinden biriydi. Osmanlı İmparatorluğu koşullarında birçok engeli aşan Ermeniler, Ermeni kimliklerini koruyarak eğitim seviyelerini yükseltmenin yollarını aradılar. Bu tür fotoğraflar, geçmişin ve Ermeni halkının bilgi ve kimliğini korumaya yönelik eğitim hayatındaki sürekli çabalarının değerli tanıklarındandır. Arkeologlar Batı Ermenistan'ın Van şehrinde Urartu dönemine ait yaklaşık bir ton ağırlığında tek parça bazalt bir heykel keşfettiler. Arkeonius'un aktardığı bu eşsiz buluntu türünün ilk örneği olma özelliği taşıyor. Heykel daha detaylı inceleme ve restorasyon için Van Müzesi'ne nakledilecek. Arkeologlar bu Urartu eserinin çok az olduğu bir bölgede şaşırtıcı bir bulgu dediler. Urartular şu anda işgal altındaki Batı Ermenistan merkezli eski Ermenistan krallığının Ermenileridir. Arkeologlar gizemli görünümüne rağmen bu anıtsal heykelin önemini araştırma yoluyla ortaya çıkarmayı umuyorlar. Oyuncu ve belgesel yazarı Gagi Garotunyan Ermeni kimliğini korumak ve yaymak amacıyla İnknutyun adlı vakfını kurdu. Artsakh Savaşı sırasında Ermeni milletinin kültürel tehlike altında olduğunu ve milletin hayatta kalması için güçlü bir kimliğin gerekli olduğunu fark etti. Oyuncu ve belgesel yazarı Harut Yan, Artsah'ta yaşanan etnik temizlik sonucunda binlerce tarihi ve kültürel eserimiz düşmanın kontrolünde kalmış, toplumumuzun bir kısmı kendi kültürünü gönüllü olarak terk etmiştir dedi. Vakıf, kültürel mirası dijitalleştirerek özellikle gençler için erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Gagik milli değerlerden uzaklaştığımızda mutlu bir Ermeni olmanın mümkün olmadığını vurguluyor. Ermenileri kimliğin güçlenmesi ve milletin bekası için birleşmeye ve bu misyonu desteklemeye çağırıyor. Artsakh Ermenilerinin haklarının korunması için farklılıklar bir kenara bırakılarak siyasi, diplomatik dinler arası her türlü imkan ve bağlantı kullanılmalıdır. Kilik Gatoygosu 1. birinci aram COP29 öncesinde bir çağrıda bulunarak Arsak Ermenilerinin haklarının korunması için birleşmeye çağırdı. 11-22 Kasım 2024'te Bakü'de düzenlenecek COP29 Uluslararası İklim Konferansı arifesinde Azerbaycan'ın 2020 2023'te Artsah'a yönelik başlattığı askeri saldırının yaklaşık 120 bin kişinin zorla sınır dışı edilmesi, Artsah Ermenisi ve Ermeni kültürel ve dini mirasının kasıtlı olarak yok edilmesi, Artsah'ın siyasi liderlerinin yasa dışı esir olarak tutulması hakkında dünyaya hatırlatılması gerektiğini kaydetti. Artsak Ermenilerin haklarının korunması için siyasi, diplomatik dinler arası bilgilendirme araçlarının geniş kullanımıyla tüm fırsat ve bağlantıların kullanılması çağrısında bulundu. Kiliselerde düzenlenen törenlerde Artsak'ın siyasi liderlerinin ve diğer mahkumların bir an önce serbest bırakılması için dua edilmesi çağrısında bulundu. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, Bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.